Sevgili seyirciler, iyi akşamlar. İki haftalık bir aradan sonra tekrar beraberiz. Elimizde olmayan sebeplerle iki haftalık bir ara vermek zorunda kaldık. Fakat tekrar sizlerle birlikte Süper Lig başta olmak üzere futbolu değerlendireceğiz bu akşamda. Önce bir genel görünümle başlayalım isterseniz. Bu hafta hangi maçlar oynanmış? Biliyorsunuz Galatasaray-Antalyaspor maçı hariç diğer maçlar oynandı. Mustafa, Süper Lig'in maç sonuçlarını verebilirsek, gerçi sevgili izleyicilerimiz de biliyorlar. Beşiktaş Konyaspor'u 3-2 mağlup etti. Yorumlayacağız. Göztepe Kasımpaşa 0-0 berabere kaldı. İki takım için de çok önemli maçtı. İki takım da düşme potasında. Biliyorsunuz bir aralar Kasımpaşa, Mustafa Denizli, Kasımpaşa Teknik Direktörü, duayen futbol adamı Mustafa Denizli. 26. haftadan sonra 29. haftada 6 puan fark olursa şampiyonluktan söz ederiz diye bir laf etmişti. Ama şu anda düşme potasına geldiler. Bunun nasıl olduğunu artık yani akıl sır ermiyor. Bu sadece bir Diagne'nin ne dokun gitmesiyle olacak bir şey değil gibi geliyor bana. Rizespor Kayseri Spor'u 3-0 yenerek ikinci yarıda özellikle başlattığı çıkışına Fenerbahçe maçında bir ara vermişti. Tekrar devam ediyor. Bir nevi düşme potasından uzaklaşma yolunda en avantajlı takım. Alanya Spor, Erzurum Büyükşehir Belediye'yi iki penaltı kaçırdığı maçta 2-1 mağlup etmeyi başardı. Erzurum Büyükşehir Belediye de istikrarsız gidişini devam ettiriyor. Kurtarma, ligde kalma savaşını devam ettiriyor aynı zamanda. Ankara Gücü ile Bursa Spor yine alt sıralardan kurtulma savaşı veren iki ekip. Golsüz berabere kaldılar. Zaten dikkat ederseniz maçlarda atılan gol sayısında da bir düşme olmaya başladı. Artık millet düzeltiyor. Takımlar daha fazla gol yememeyi, araya bir gol sıkıştırırsak birlikte kalırızı kovalamaya başladılar. Başakşehir-Fenerbahçe maçını değerlendireceğiz. Başakşehir devam ediyor. Öyle veya böyle. Bizim bazı eleştirilerimiz var. Bu akşam tekrar alacağız. Devam ediyor. Şampiyonluk yolunda emin adımlarla devam ediyor. Fenerbahçe'de hala istikrarsız, hala güzel futbol oynamıyor. Hala umutsuz. Futbolcular mutsuz. Değerlendireceğiz. Trabzonspor kendi evinde 1-0 geriye döndüğü maçta, düştüğü maçtan dönmeyi başarıp 2-1 ile Aksaspor'u geçti. Sivasspor'da Yeni Malatyaspor'u 2-0 geçti. Yeni Malatyaspor'un ikinci de yarıdaki performansı birinci yarıyı yaratır şekilde gelişiyor. Gelelim puan durumunu bir verelim Mustafa. Tabii bu puan durumunu verirken bu akşamki Galatasaray maçı hariç diyoruz. Gerçi Galatasaray açısından puan durumunda bir değişiklik yaşanmayacak. Antalya Spor açısından belki bir puan durumunda bir değişiklik olabilir. Antalya Spor yukarıya çıkabilir Alanya Spor'un üstüne. Hatta Konya Spor'un üstüne kadar, Konya Spor'un yanına kadar gelebilir. Şimdi Başakşehir, Galatasaray ve Beşiktaş ilk üçte. Beşiktaş'ın da birazcık avantajı var üçüncü lig için Trabzonspor'a göre. Ama öyle görünüyor ki Başakşehir bu ligi götürecek. Galatasaray bu akşam kazanırsa 49 yapacak. Puan farkı gene büyük. Gene 6 puan fark var. Beraber maçları var. Göreceğiz önümüzdeki şeylerde ama Trabzonspor'u da ilk dörtteki Trabzonspor'u da dördüncü sıradaki
kattıktan sonra beşinciden itibaren 13. sıradaki Ankara Gücü'ne kadar 4 sıralık bir puan bandında takımlar sıralanıyor. Ne olacağı belli değil. Tabii ondan aşağısı da Fenerbahçe ile birlikte devam eden bir düşme grubu var. Fenerbahçe ile başlayıp Fenerbahçe, Bursaspor, Göztepe, Erzurum, Büyükşehir Belediyespor ve Akhisarspor arasında daha çok geçeceğe benzeyen bir düşme mücadelesi olacak. Şimdi yan tarafta görüyorsunuz maçların son 5 maçların performanslarına göre takımların form durumlarını da görebilirsiniz. Yeşiller galibiyet, sarılar beraberlik, kırmızılar mağlubiyet. Yeni Malatyaspor'u konuştuk biraz önce. Bakın yeni Malatyaspor son 5 maçın 4'ünü kaybetmiş, bir tanesinde berabere kalmış. Bu istikrarsız bir şekilde aşağı doğru devam ediyor, iniyor, iniyor, iniyor. Bakalım bu inişi nerede sonlanacak? Kasımpaşa uzun 12-13 maça çıktı, galibiyet hasreti. Son 5 maçında 3'ünde mağlup oldu, 1'inde, ikisinde berabere kaldı. Durum bu. Aşağıda ve yukarıda durumdu. Fenerbahçe'nin hassas durumu devam ediyor. İstikrarsız. 2 galibiyeti, 2 beraberliği, 1 galibiyeti var. Geçelim Mustafa'cığım öbür panomuza. Önümüzdeki hafta ne olacak? Önümüzdeki hafta Süper Lig'de Fenerbahçe Sivasspor'la oynayacak kendi sahasında. Önemli bir maç tabii ki. Konyaspor Rizespor maçı var. Akhisarspor Kasımpaşa, yani bu da alt sıralara oldukça ilgilendiren bir müsabaka olacak. Erzurum Büyükşehir Belediye Trabzonspor'u konuk edecek. Beşiktaş düşme potasında olan Göztepe'yi konuk edecek. Yeni Malatyaspor Ankara Gücü'yle oynayacak. Yeni Malatyaspor kendi evinde düşme potasından kurtulma umudunu sürdürmeye çalışan Ankara Gücü'ne karşı bu son 5 maçlık kötü giden performansını sonlandırmak isteyecek. Antalya'da Antalya derbisi var. Antalyaspor, Alanyaspor. Ha, bu gerçekten bir derbi yani. Daha sonra işte en sonda Bursaspor Galatasaray maçı da kritik bir maç. Hem Bursaspor için hem Galatasaray için, çünkü Bursaspor biliyorsunuz o da küme düşme hattından uzaklaşmaya çalışıyor. Bizim formatımıza yeni eklediğimiz bir şey var. Bu gol krallığı, asist krallığı ve disiplin tablosunu bir gösterelim istiyorum. Onlar üzerinde ondanlardan biraz bahsedelim istiyorum. Gol krallığında Diagne Kasımpaşa'da attığı gollerle, daha doğrusu uzak ara liderliğini sürdürüyor. Arkasından Alanyalı Sisse geliyor. Alanyalı Sisse kaçırdığı penaltıları atsa, sadece dünkü maçta değil birçok penaltı kaçırdı, daha da bir yaklaşma ihtimali vardı. Rodrigo ve Burak Yılmaz arka arkaya devam ediyorlar arkasından. Burak Yılmaz Beşiktaş'a geldikten sonra gollerine devam ediyor. Bir maçta 5 gol attı. Bir daha asisti var. Asist krallığında Edin Visca bence ligin en değerli oyuncusu. Edin Visca 12 asist. Quaresma 10 asist. Marquez de 7 asistle Yeni Malatyaspor'da. Tabii 7 asistle Emre Başsan ve Karaca da var Alanyaspor'dan. Esas dikkat çekmek istediğim bir konu da benim disiplin durumu dediğimiz kart durumu. Bakın 23 maçta 10 sarı kart, 1 kırmızı kartla Çaykur Rizespor'dan Sadane
13 kötü disiplin puanıyla başı çekiyor. Onun arkasından Beşiktaş'ın hırçın orta saha oyuncusu Medel geliyor. 8 sarı, 1 kırmızı kart ve 11 kötü disiplin puanıyla ki 19 maçta. Onun arkasından Alanyalı Sake geliyor. 11 disiplin puanı, kötü disiplin puanı. Konyalı Yevtov gene 11 disiplin puanı. Bakın dikkat edin. Arka arkaya 5. ve 6. sırada Beşiktaşlı futbolcular var. Quaresma ve Caner Erkin. Yani bu 10 kişilik grupta 3 tane Beşiktaşlı var. Dikkat çekici bir durum. Ne kadar hırçınlaştığının göstergesi Beşiktaş'ın bu sezon. Ve burada dikkatinizi çekti mi bilmiyorum. Galatasaray'dan kimse yok. Fenerbahçe'den de kimse yok. Başakşehir'den de bir son sırada Robinho var. O da zaten Başakşehir'e ikinci dönem gelmişti biliyorsunuz. Şimdi maçlara geçelim isterseniz. Önce Başakşehir'de Fenerbahçe oynadı. Başakşehir-Fenerbahçe maçının istatistiklerini bir verelim. Başakşehir-Fenerbahçe maçının istatistiklerini incelersek topun oyunda kaldığı sürede topa sahip olma, Fenerbahçe'nin topa sahip olma oranı daha yüksek görünüyor. Gol denemeleri Başakşehir topa daha az sahip olmasına rağmen Fenerbahçe'den daha fazla gol denemesi yapmış. Fenerbahçe kaleyi bulan 4 şut atmış. Başakşehir 3 şut atmış. Burada görüyorsunuz, izleyebiliyorsunuz ekranda. Biz bu ekranda durduğu süre içinde biz bir maçı yorumlayalım. Şimdi Fenerbahçe Başakşehir maçına hangi mantaliteyle çıkardıysa Ersun Hoca bir yalıyı bekleyerek çöpe atarak geçirdi. Elif Elmas oynadığı kanatta koridora döndü. Hiç ona bir şey boyunca, yarı boyunca tahammül etti. Şimdi Volkan öyle bir, bunları daha sonra sosyal medyadan da birkaç tane şey aldık böyle tepkileri size paylaşmak isteyeceğim. Onları da daha sonra yayınlayacağız ama Volkan ve Tolga'ya özellikle büyük tepkiler var. Volkan gerçekten de çok hatalıydı. Yani iki golde de hatalıydı. Hele o tokatlayamadı. Daha doğrusu tokatlamasa belki daha iyi olacağı pozisyonda. Sıçrayamadı. Yükselemedi. Herhalde artık reflekslerimiz zayıfladı. Sıçraması da mı etkilendi bu olaydan ama Volkan geriye gidiyor. Sadece takıma gaz vermeyle, takımı bir arada tutmayla, takım gol attıktan sonra yedek kulübesine veya orta sahaya kadar koşmayla işi götürmeye çalışıyor gibi Volkan kardeşimiz. Ersun Yanal da yani bir Tolgay Aslan ısrarıyla orta sahanın yumuşamasına sebep oluyor. Yani o Tolgay Aslan'ı Beşiktaş'ta da mı hiç izlemedi diye sorarlar adama. Beşiktaş'tayken de biz burada hep aynı şeyleri söyledik Tolgay Aslan için. Tolgay Aslan aldığı topla tek pas oynayamayan, aldığı her topla bir defa ortasının etrafında dönen, döndüğü toplarında birçoğunu kaybeden, çok kolay çalınmayan, defansif katkısı hiç olmayan ki iki golde de Tolgay Aslan'ın hataları var. Hata ortaklarından birisi en azından. Hele ilk golde yani iki defa pazara gönderdi Tolgay Aslan'ı Başakşehir sporlu futbolcu. Ve çok işte bakın bir yandan da Tolgay Aslan'la ilgili, Volkan'la ilgili sosyal medya
mesajları da yanda veriyoruz. Volkan Demir'le de ilgili. Yani şimdi Tolga Aslan çok mutsuz bir surat ifadesiyle oynuyor. Beşiktaş'tayken mutsuzdun. Geldi Fenerbahçe'ye. Fenerbahçe'de mutsuzluğu devam ediyor. Üstüne üstlük eski ekmek yediğin takıma da sallamaya devam ediyorsun. Yani çık arkadaş, sen bir futbol oyna bakalım ne oluyor. Bu insanlar bir görsünler. Sanki sana Fenerbahçe gibi çok büyük bir camia, sıralamada yeri ne olursa olsun, çok büyük bir camia sana bir forma vermiş. Beşiktaş'ta tutturamamışsın ve Beşiktaş'tan gittiğin yer, hakir görmüyorum diğer takımlarımız ama bir Anadolu takımı değil, Fenerbahçe yani Beşiktaş'tan hiç aşağı kalır yani olmayan, Türkiye Türk futboluna damga vurmuş en fazla söz sahibi olan 3 kulüpten birisine gidiyorsun, birisinden diğerine gidiyorsun. Bu şansı çok kişi yakalayamıyor. Sen ama bunu kullanamıyorsun. Kullanan yok mu? Var. Beşiktaş'a Gökhan Gönül geldi Fenerbahçe'den. Gökhan Gönül kullanıyor mesela. Oynadığı maçlarda senden çok daha yaşlı olmasına rağmen bugüne kadar Gökhan Gönül'ü eleştiren bir Beşiktaşlı görmedik. Yani maç maç eleştirmiş olabiliriz ama Gökhan Gönül'ü adamlığını eleştiren bir Fenerbahçeli'de görmedik. Fenerbahçeli de görmedik. İlk geldiği sene dolar attılar falan. Onun da yanlış olduğu çıktı ortaya. Ersun Yanal da yani mesela benim bakış açımdan Jailson Tolgay'dan daha bir oynamaya hak eden bir yapısı var. Orta sahada en azından dinamizm, direnç kazandıracak bir şey yapısı var. Yalnız burada benim dikkat çektiğim dikkatimi çeken bir başka konu da Başakşehir'in bu Fenerbahçe'yi nedense tam Başakşehir'in istediği gibi oynayan Fenerbahçe'yi nedense çabuk çözememesi ve maçı koparıp götürememesiydi. Acaba Başakşehir lig sonu yaklaştıkça, ligin boyu kısaldıkça geçen senelerde olduğu gibi ya bu senede olamazsam telaşıyla ben garanti futbola gideyim telaşıyla istediği futboldan uzaklaşmaya mı başladı? Devamlı düzeltiyorum. Alıştığı hani hep deriz ya böyle sanki halatlarla birbirine bağlamış 11 futbolcuyu Abdullah Avcı İstediği gibi oynatıyor, onu çekiyor, onu uzatıyor, onu kısaltıyor. İstediği gibi oynatıyor takımı dediğimiz, Türkiye'de tek makine düzeninde oynayan, tek sistem futbolu oynayan Başakşehir bu sistem futbolundan uzaklaşmaya mı başlıyor acaba? Gene mi telaş başladı acaba? Ya ne oldu? Aldı maçı. Aldı da. Bir olduktan sonra özellikle o Zayık'ın kaçırdığı bomboş kaleye atamadığı bir pozisyon var. Gene aynı futbolcunun değerlendiremediği gol olabilecek bir pozisyon var. Neticede Başakşehir son birkaç maçtır kazanıyor ama bu maçta pek fazla bir hakem hatasına ben rastlamadım en azından. Ya hakem hataları, yehlerine yapılan hakem hataları Malatya'da olduğu gibi, Antalya'da olduğu gibi. Yani kör gözün parmağına hakem hatalarıyla kazanıyor. Ya da işte Fenerbahçe çok güçsüz olduğu için Fenerbahçe gibi bir takıma karşı kazanıyor. Dünkü futboluyla Beşiktaş'a ve Galatasaray'a karşı Başakşehir kazanamaz. Bunu ben net olarak söylüyorum ki Beşiktaş da Galatasaray da çok öyle avşam top oynamıyor. Ama bu sene olacaklar öyle görünüyor. Başakşehirli futbolcuların, Başakşehir sporlu futbolcuların, teknik direktörün ben çabalarına bir şey demiyorum.
sahaya yüreklerini koyarak oynuyorlar. Telaşa kapılıyorlar, kapılmıyorlar. Oluyor, olmuyor, o ayrı konu. Ama bazı futbol programlarında ben de bu gönüllü olarak da bu işi yapsam iyi yapabileyim diye izliyorum diğer yorumlarda. Bazı futbol programlarında bazı yorumcu kardeşlerimiz bir Başakşehir'i aklama sevdasına giriştiler. Yani Başakşehir kullanıyor veya bu kadar parayı nereden buluyor? Bunlara cevap arıyorlar. Ya diyorlar ki işte Beşiktaş'a gelmişti Adebayor, Beşiktaş olmadı o aldı falan. Ya bu bir para kaynağı açıklama değildir. Ben bunu her zaman burada söylüyorum ve söyleyeceğim. Büyük kulüpler dediğimiz Beşiktaş, Galatasaray, Fenerbahçe ve diğer kulüpler borç batağında kendi hatalarıyla borç yönetim hatalarıyla borç batağında çırpınırken Başakşehir ki bu dediğim kulüplerin milyonlara varan taraftarları var ve minimum 20 bin seyirci oynuyorlar maçlarını. Başakşehir'in seyircisi yok. Başakşehir'in sponsoru yok. Başakşehir'in tribün geliri yok. Başakşehir'in forması satılmıyor. Başakşehir'in ürünleri satılmıyor. Başakşehir bu parayı nereden buluyor? Ben bir şey ima etmiyorum. Sadece kafama takılan soruyu soruyorum. Ben bu cevabını almak da benim hakkım. Ha, söyleniyor ki Cengiz Ünder'i sattı şu kadar para aldı kardeşim. Cengiz Ünder'i sattınız o kadar para aldınız. Onun bir kısmını Altın Ordu'ya verdiniz. Ondan sonra geri kalanla Adebayor'u, Viskas'ı, Robinho'su hepsi hani çok affedersiniz böyle programlarda güzel kullanılan bir şey vardır. Deve dişi gibi adamlar aldınız. Bunlar da gazoz kapağını oynamıyor. Siz bu parayı nereden alıyorsunuz? Bu geliriniz sizin nereden geliyor? Acaba merak ediyorum acaba belediye bütçesinden bir şeyler mi aktarılıyor? Bütün İstanbulluların hakkı olan şeyler bir kulübe mi hizmet olarak aktarılıyor? Ben bunu merak ediyorum. İma etmiyorum, şey yapmıyorum, töhmet altında bırakmıyorum. Ama Başakşehir böyle çıkıp da bir yetkilisi, kardeşim bizim gelirlerimiz bunlar, giderlerimiz bunlar diye söylemedikçe de bu yorumları yapmaya herkes devam eder. Ama diğer kulüpler neden edemiyor? Onu da bilmiyorum. Onlar etmiyorsa sana mı düştü diyebilirsiniz. Ben merak ediyorum arkadaş. Ben merak ediyorum. Sadece merak ediyorum. Bak, zan altında bırakmıyorum. Ama bunlar açıklanmadığı sürece şu yuğu vukuundan beterdir. Merak ediyorum. Yani yine aynı şekilde Başakşehir aleyhine yapılan bir hatada ortalık ayağa kaldırılıyor ki hata mı değil mi belli değil. Hatta Başakşehir aleyhine yapılmayan bir hata, Galatasaray'ın lehine diye hatırlıyorum yapılan bir hatada Başakşehir ortalığı ayağa kaldırıyor. Her hafta Başakşehir'le ilgili görüyoruz yani görülmeyen Başakşehir kullanmasa da, Başakşehir'in lehine yapılmasa dahi ki yapılıyor, aleyhine yapılmayan hatalarla bu fark böyle açılıyor gibi geliyor bana Sayın Gümüştağ. Mikrofon sizde. Gelelim. Şunlar şeylere bir daha verelim mi? Mustafa ne demişler bakalım Başakşehir Fenerbahçe maçından sonra sosyal medyada ne demiş Fenerbahçeli taraftarlar özellikle Volkan ve şey hakkında Tolgay hakkında ne demişler bakalım. Bakın Ersun Yenal ısrarla isteyerek aldırdığın Tolgay Aslan senin yüzünden sevdan yüzünden Fenerbahçe küme düşüyor demişler. Kendi kendine çelme atarak faul bekleyen adama Tolgay Aslan denir demiş bir başka Fenerbahçeli. Devam edelim Mustafa. Volkan Demirel varken
oynamasın. Yokken bu takımın abisi Volkan Demirel. Maalesef taraftarlarımızın sabit bir fikri yok diyor gene bir Fenerbahçeli. Volkan Demirel ne güzel tokatlıyorsun. Direkt içeri tokatlıyorsaydın bu kadar zoruma gitmez demiş bir başka Fenerbahçeli taraftar. Şimdi Beşiktaş maçına geçelim. Bu arada Galatasaray Antalya maçı da devam ediyor. Sağ üst köşede görüyorsunuz Galatasaray Antalya maçının canlı skorunu. Şu anda Galatasaray 1-0 önde diye görüyorum ben. Evet, Beşiktaş maçına geçelim. Beşiktaş Konyaspor'u, Atiker Konyaspor'u tabiri caizse bir son dakika bir Japon mucizesiyle geçti. Ama Beşiktaş iyi oynadı. Çok rahat kazanabileceği bir maçı nasıl oldu da böyle zora soktu? Bunu düşünmek lazım. Beşiktaşlıların bunu düşünmesi lazım. Yani ne oldu da böyle oldu? Beşiktaşlar bunu düşünmesi lazım. Şimdi kaleye gelen topları sadece seyreden bir Karius var. Ya ben bu Karius'tan çok umutluydum. Geldiğinde zaten sene başında geldiğinde. Bu arada istatistikleri görüyorsunuz, Beşiktaş maçının istatistiklerini. Beşiktaş'a geldiğinde Karius hep şu vardı, ben de dahil. Ya Liverpool'un birinci kalecisi olmasa bile Şampiyonlar Ligi finaline kadar Liverpool kalesini korumuş. Finalde iki tane hatalı gol yete dahi ta finale kadar bu takımın bütün Şampiyonlar Ligi maçlarında oynamış bir kaleci, boş bir kaleci olamaz. Böyle bir intiba vardı. Güzel çocuk, yakışıklı çocuk. Havalı da bir ismi var. Karius. O öyle kaldı. Hani kendine özgüveni yok, güveni yok deniyor. Ama öyle de arkadaş, yani kendine özgüveni de kaç maç oldu? 25 maç oldu. Bir gelsin ya bir zahmet kendine özgüveni. Bir zahmet o özgüven gelsin artık. Yani o kadar da değil. O kadar da uzun boylu değil bu iş. Neticede Beşiktaş'ta oynuyorsun. Rastgele bir takımda da oynamıyorsun. Zaten rastgele bir takımdan da gelmedin Karius. Şimdi Beşiktaş'la ilgili şimdi şunu söyleyeyim. Laiç, Kagawa ve Burak Beşiktaş'ın oyun sistemini muazzam değiştirdiler. Yani maçın 3-2 bitmesine bakarak ve hatta son saniyede golün gelmesine bakarak şey yapmamak lazım. Değerlendirmemek lazım olayı. Hatta bu değişikliği 3-3 beraberlikten Fenerbahçe derbisi. Arkasından gene deplasmanda zar zor son saniye golüyle gene alınan bir puan da olsa bu oyunlarına, bu maçlar da dahil ve son Konyaspor maçı da dahil oyun olarak baktığımızda Beşiktaş'ta değişen çok şey var. Ama sonuca yansıyor, yansımıyor. Bu hafta yansıdı, önceki haftalarda yansımadı. İkinci yarıda Beşiktaş maç kaybetmedi. Bu da ayrı bir özellik. İkinci yarıda Beşiktaş maç kaybetmedi. Hepsini kazanmasa bile galibiyet ve beraberlikle bitti maçları. Şenol Hoca, yani bu Kagawa'nın Antalya maçında attığı iki golden sonra Şenol Hoca bir mutlu olmaya başlamıştı. Mutluluk, sevgi gülücükleri falan yüzünde
dolaşmaya başlamıştı. Ama ne zaman ki Şenol Güneş'in milli takım olayı çıktı, gene bir huzursuzluk başladı Şenol Güneş'in yüzünde, Şenol Güneş'in davranışlarında, Şenol Güneş'in ifadelerinde. Şenol Hoca, yani senin yerin belli, yurdun belli, kimseye kendini kanıtlamak zorunda değilsin. Senin arkandan konuşuyorlar, laf ediyorlar, efendim işte şeyi de var, tazminatı var veya parası var içeride falan filan diye söylentiler var. Ve bunu da bir soru şeklinde dile getiren yayıncı kuruluşun yorumcusu arkadaş var ki doğal olarak soruyor. Sorar, sen buna tutup da neyim, bir şeyler ima etmen yakışmıyor Şenol Hoca. Yani sana bu sorular sorulacak. Daha şey olman lazım. Sakin kalman lazım bu sorulara karşı. Sana bu sorular sorulacak. Yani bunun şeyi yok, kaçarı yok. İnsanlar merak ettik şeyleri soruyorlar. Ben zaten Şenol Güneş'in böyle bir şeyi, hani parası alınacak, alınmayacak, bilmem ne olacak peşinde olduğunu zannetmiyorum. Bu tecrübede, bu yaşta, bu kalitede, bu karakterde bir hocanın bu işi para için yapmadığına inanıyorum. İnanıyorum. Gerçekten inanıyorum. Bunun peşinde Beşiktaş'ı, Şenol Hoca'nın Beşiktaş'ı bırakıp direkt milli takıma geçmemesinin arkasındaki tek nedeni Beşiktaş'ın hala Şampiyonlar Ligi iddiasının sürüyor olması. Şampiyonluk demiyorum artık da. Sürüyor olmasının olduğunu iddia ediyorum. Öyle, ben öyle görüyorum. Beşiktaş'ın başından ayrılmıyorsa diyorlar ki arkadaş buna, aman hoca şimdi sırası değil. Bir gidelim, bir bakalım. Çünkü kulüp de ikilemde şu anda benim gördüğüm kadarıyla. Beşiktaşlı yöneticiler de ya biz efendim işte Guti ile devam edelim. Şenol Hoca gitsin, işine baksın. Biz Guti ile devam edelim. Guti tutarsa efendim işte seneye devam ederiz, yoksa yeni hoca ararız. Bu ayrı bir çözüm yolu. Yok efendim, ya biz bu Şampiyonlar Ligi'ne gidemezsek, Şenol Hoca ile mi kovalamak daha kolay Şampiyonlar Ligi'ni, Guti ile mi kovalamak daha kolay? Şenol Hoca şu anda bilinen bir şey. Guti bir risk Şenol Hoca'ya göre. Ola ki Şampiyonlar Ligi'ne gidilirse, Şampiyonlar Ligi geliri her takım için muazzam bir gelir. Bunu göze alamıyorlar gibi geliyor. Kulüp ikilemde bence o. Şenol Güneş illa da bu takımın başında kalacağım diye ısrar ettiğini zannetmiyorum ben Şenol Hoca'nın. Ama bir kriz var. Bir yandan da teknik direktör, gerçi çok yazılıp söyleniyor ama ben şu Şenol Güneş takımın başında kaldığı sürece teknik direktör konusunda bir gelişme olacağına inanmıyorum. Şenol Güneş öyle görünüyor ki sezonu tamamlayacak. Sezonu tamamlamadan önce iki tane milli maça çıkacak. Beşiktaş teknik direktörü iken bir nevi geçici görevlendirme ile, ondan sonra Beşiktaş teknik direktörlüğünden biraz yanında ayrılıp milli takımının başına geçince de, o zaman Beşiktaş'ın olağan seçimi de, kurultayı da, kongresi de tamamlanmış olacak. Fikret Başkan devam ederse o, yoksa yeni yönetim, yeni bir hoca, artık o Guti mi olur? İddia edildiği gibi Sergen mi olur? Çok havalardan uçulduğu gibi maliyetleri düşünülmeden Conte mi olur? Onu hep beraber göreceğiz. Ama Beşiktaş'ın bu şeyi devam ediyor, Şampiyonlar Ligi iddiası, ve bu iş böyle Şenol Güneş'le devam edecek. Bu bana da mantıklısı
bu gibi geliyor. Ondan sonra madem şey getirildi, Guti getirildi, denenseydi bari. O ayrı bir düşünce. Saygı duyuyorum. Ama Guti getirmeyip arkadaş seneye deneyeceğim Guti'yi de diyebilirler. Veya Guti'nin yardımcı hocayken ki durumunu yeterli görmeyip yollarını da ayırabilirler. Bu yönetimin bileceği bir iş. Buna dışarıdan ahkam kesmek bence abesle iştigal. Şimdi bir Beşiktaş için Beşiktaşlı taraftarlar ne demişler bakalım, onlara bir bakalım. Buyurun işte gene Karius. Karius ile ilgili yorumları görüyorsunuz. Burak'la ilgili gene yorumları görüyorsunuz. Şu bir gerçek ki Burak bu takıma eğer daha önce gelseydi Şenol Güneş'in isteğine uyulup kefil olmasına uyulup da gelseydi neler olurdu? Ben de merak ediyorum. Hakikaten de sevelim sevmeyelim Burak Yılmaz atıyor arkadaş. Atıyor. Burak Yılmaz şakır şakır golünü atıyor. Devam edelim. Ama Karius da yiyor. Birazcık net çıkmamış ama bir daha sefere daha güzel slaytlar hazırlamaya çalışırız. Konuda sizlerden af diliyoruz. Evet, devam edelim. Evet, ben en çok bunu beğendim. Yakarsa Beşiktaş'ı Karius yakar diye Karl Marx'ın sözü olarak almışlar bunu. Değil tabii ama bir yakıştırma. Güzel bir yakıştırma olmuş. Hakikaten de Beşiktaş hatta Panku'ya bile gönderme yapmışlar. Panku kalede olsaydı en azından daha iyi olurdu gibisinden bir gönderme yapmışlar. Sevgili izleyiciler, bu anda bir yandan da Galatasaray maçı devam ediyor. Ekranda görüyorsunuz. Biz Sportoto gene formatımızı aldığımız bir başka konu. Sportoto 1. Ligi'de kısa bir süre programımızda yer vermek istiyoruz en azından. Bir geçen haftaki maçları görelim Sportoto 1. Lig'de. Geçen hafta ne olmuş? Geçen hafta Sportoto 1. Lig'de Gençlerbirliği Altay'ı 1-0 mağlup etti. Gençlerbirliği uzun süre garanti gelecek gibi görünüyordu. Sonra bir tökezleme dönemine geçti. Daha sonra tekrar yavaş yavaş toparlamaya başladı. Balıkesir Baltok sahasında oynadığı maçlarda puan kaybetmemeyi geleneğini son zamanlardaki sürdürüyor. Adanaspor'a yendiler. Altınordu 10 kişi kaldığı maçta deplasmanda İstanbulspor'u devirdi ve ilk 6 iddiasını devam ettirdi. Hatayspor son zamanlarda düşme hattından uzaklaşma yolunda önemli sonuçlar alan Eskişehirspor'u kendi sahasında 4-0 gibi çarpıcı bir sonuçla mağlup etti. O da gene ilk 6 iddiasını devam ettiriyor. Adana Demirspor lan Osmanlıspor berabere kaldılar. Osmanlıspor biliyorsunuz muazzam bir çıkış yakalamıştı. Ama o da yavaş yavaş durulmaya başladı gibi ele geçirdiği liderliği tekrar Gençlerbirliği'ne verdi. Giresunspor Boluspor'u 3-1 ile geçti. Karabükspor biliyorsunuz zaten tamamen çoluk çocukla diyelim. Top oynuyorlar ve kendi sahasında yenildiler. 4-0 Afyonspor'a. Afyonspor
4-0 kazanıp Eskişehirspor 4-0 kaybedince Afyonspor Eskişehirspor'un üstüne çıktı düşme hattında ve bir avantaj sağladı. Galatasaray Futbol Kulübü'ne 1-0'la geçti. Elazığ Spor'u geçelim puan durumuna. Gene aynı şekilde son 5 maçtaki şeyi de görebileceğiz puan durumunda. Mustafa puan durumunu verebilir miyiz? Spor Toto 1. Lig'in. Puan durumuna gelince Gençler Birliği 51 puana yükseldi. Denizlispor da kendi sahasında kazanınca düzeltiyorum. Bu hafta ayrıca bir maçı var. Bu akşam ayrıca bir maçı var. Bir maç eksiğiyle 50 puanda. Osmanlıspor bakın son 2 maçında 4 puan, 5 puan kaybetti ve 48 puanda kaldı. Bir mağlubiyet ve bir beraberlik son 2 maçı. Düşme hattına gelecek olursak biraz önce söylediğim gibi Afyonspor aldığı galibiyetle Eskişehirspor'un üstüne çıktı. Bunun Eskişehirspor ama gene de Eskişehir, Afyonspor, Giresunspor, İstanbulspor ve hatta Adanaspor dahil bu düşmeme korkusunu yaşayacaklar diye düşünüyorum. Elazığspor artık bunlardan daha az umudu var. Karabükspor zaten düştü. Önümüzdeki haftaki maçlara bakalım. Sporto 1. Lig'de önümüzdeki haftaki maçlara bakalım. Gol krallığına bakalım. Tamam Mustafa'cığım. Gol krallığına bakalım. Bu 6 ayda Paxio diye bir futbolcu var. Paxio. 22 maçta 18 gol attı. 6 ayda ki bu futbolcu 1. Lig kulübü, Süper Lig kulüplerinde dikkatini çekiyordur diye düşünüyorum. Giresunspor'da Abiola Dauda, o da 11 golle. Oltan Karakullukçu 11 golle, Pote 11 golle devam ediyorlar. Peşinden takip ediyorlar. Önümüzdeki haftaki maçlara bir bakmamız mümkün mü? Önümüzdeki haftaki maçları da ekranda izliyorsunuz. Spor Toto 1. Lig'de de gerçekten büyük bir yarış var. Hem düşmemeye hem de Süper Lig'e gelmeye takımlar uğraşıyorlar. Biz programımızın sonunda 3 takımımızın da yer aldığı Bölgesel Amatör Lig 11. gruptaki duruma bir bakalım. Biliyorsunuz Bölgesel Amatör Lig'de 3 takımımız var. Bu takımlar 3'ü de uzun zamandır birbiri ardına sıralanıyorlar. Önce bir maçların sonuçlarını görelim. Bölgesel Amatör Lig'de 11. grupta ne olmuş? Şimdi bizim 3 takımımızda sıralamada biraz sonra göreceksiniz. En yukarıda olan Bigaspor Kavakspor'u 7-0 yendi. Çengelköyspor Modafenspor'u 3-0 yendi. Kartalspor'a Çanakkale'de Ardenerspor deplasmanda 1-0 mağlup oldu. Uzunköprüspor Çorluspor 1947'yi 1-0 mağlup etti. Lüleburgaz İstasyonspor kendi evinde Yeşilköy Spor'a 7-0 mağlup oldu. Çerkezköy 1911 Doğan Spor Edirne Spor'a kendi evinde 1-0 yenildi ki Edirne Spor lider. Biga Ada Spor'da Tekirdağ Spor'la 1-1 berabere kaldı. Puan durumuna bakacak olursak Edirne Spor 21 hafta sonunda
47 puanlı lider. Puan durumunu alalım. Modafenspor bu hafta yenilmesine rağmen 43 puanla ikinci. Kartal Spor biliyorsunuz biraz önce söyledik. Çanakkale, Dardanel Spor 1-0 mağlup etmişti. Üçüncü aynı puanla 43 puanla. Yeşilköy Spor 41, Çengelsey Spor 38 puanla takip ediyor. Daha sonra 3 tane Çanakkale takımı geliyor. Biga Spor 37 puan. Arkasında Çanakkale, Dardanel 30 puan. Onun arkasından Biga Adaspor 27 puanla geliyor ve takımlar sıralanıyorlar. Benim burada söylemeye daha önceki programda da zaten bunu ifade etmiştim. Söyleyeceğim şey şu. Hatırlatmak istediğim şey daha doğrusu şu. Biliyorsunuz bizim bölgesel amatörlükte Çanakkale ili olarak iki tane kontenjanımız var. Geçen sene Çanakkale Dardanel 3. ligden düşünce alt ligden gelenle o ligde kalan toplam 3 oldu. Şimdi bu 3 takımdan en aşağıda kalan takım, 3 Çanakkale takımından kendi aralarında 3. olan takım direkt küme düşecek. Bu takımlar bu ligi birinci, ikinci, üçüncü daha iyi bitirseler, üçüncü olan takım küme düşecek. Burada size tekrar hatırlatmak istediğim konu bu. Çanakkale'nin 3 takımından birisi küme düşecek. En üstteki kümede kalacak. Eğer üst lige terfi ediyorsa o başka. Ki bu durumda da pek öyle bir ihtimal görünmüyor. Kümede kalacak. İkinci olan takım da playoff oynayacak. Alt gruptan gelenle. Böyle bir tehlike var. Tehlike var. Tehlikeden de öte bir gerçeklik var. Çanakkale kulüpleriyle ilgili. Önümüzdeki haftanın maçlarına bakalım Çanakkale ilgilendiren maçlara. Çanakkale Dardanel Spor'la Biga Spor oynayacaklar. Bu herhalde son tablomuzu verelim. Çanakkale Dardanel Spor'la Biga Spor'un oynayacağı maç bayağı çekişmeli geçmeye aday bir maç. Bu maçı eğer Çanakkale Dardanel Spor alırsa biraz daha yaklaşacak. Aradaki puan farkını biraz kapatacak Biga Spor'la. Çünkü dediğim gibi artık ligi değil, kendi aralarındaki sıralamayı en üste bitirmeye çalışıyor bizim takımlarımız. Biga Adaspor da lidere deplasmana gidecek. Edirne Spor'a işi zor. Edirne Spor şampiyonluğa oynuyor. Bu sene bizim takımlarımızdan pek bir umudumuz yok gibi görünüyor ama inşallah önümüzdeki sene tekrar sıralı liglere döneriz. Takımlarımızın başarısını da size burada anlatmaya çalışırız. Bu haftalık arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Bana yardımcı olan Mustafa kardeşime teşekkür ediyorum. Sizlere beni dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Haftaya görüşmek üzere. Hepinize iyi akşamlar diliyorum.